bağımsız denetim sürecindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. 5. Gaziantep Şube açılışının değerlendirilmesi. 6. Mesleğin sorunları ve çözüm önerileri. 7. İktisadi işletme açılışımızın bilgilendirilmesi. 8. 2014-2015 yeni çalışma dönemi programı hakkında görüşlerin alınması. 9. Sosyal etkinliklerin planlanması, çalışma programının oluşturulması. Bunlar da 3 grup şeklinde ayırdık arkadaşlar. Futbol turnuvası, eğitsel ve kültürel etkinlik, sempozyum veya kongre yapılması. 10. Yerel seçim sürecinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi. Dilek ve temenniler. 12. Son madde, kapanış maddesi. Bu şekilde. Değerli arkadaşlar, değerli Cumhurbaşkanları, özellikle bu derneğin omurgası sizlersiniz. Çünkü sizlerin yapmış olduğu çalışmalarla genel merkez şubelerimiz ayakta kalıyor. O anlamda bugün burada gündem maddeleri, düşüncelerinizi, görüşlerinizi her zaman söyleyebilirsiniz. Ve bütün şube arkadaşlarım, şube başkanlarımın burada kürsüde söz alıp kendilerini tanıtmaları ve düşüncelerini söylemelerini bizler burada arzu ve temenni ediyoruz. 4. Bağımsız denetim sürecinin sürecindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. Sayın Türmok Genel Başkanımız, Oda Başkanımız düşüncelerini söylediler. Bu konuyla ilgili katkı sunmak isteyen düşünceler olan arkadaşlara söz arkadaşlar sizlerden. Buyur. Sayın Divan, değerli Genel Başkanım, TÜRMO'muzun değerli Genel Başkanı, giderek yakaladım sizlere, değerli TÜRMO yöneticilerimiz, değerli Oda Başkanım, aynı zamanda Onur Kulu Başkanım, şubelerimizden gelen değerli başkanlarımız ve yöneticilerimiz, Genel Merkezimizin 19. Başkanlar Kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli Başkan, gündemle ilgili bir önerim var. İlk konuşmacı olmam sebebiyle, başkanlar adına ilk konuşmacı olmam sebebiyle şöyle bir önerim var. Tabii çok yoğun bir gündem belirlemişsiniz. Tabii bu bahsettiğiniz saatte de bu gündemi bitirmek mümkün değil. Herkes şehir dışından geldi. Yani saatlerce konuşulacak şekilde uzun bir gündem. Dolayısıyla ben her çıkan arkadaşımızın bütün halinde değerlendirmesini madde madde değil de birkaç kez kürsüye çıkma söz konusu olmasın diye çıkan arkadaşlarımızın hepsinin en azından genel anlamda istediği maddelerle ilgili görüşlerini beyan etmesini isterim. Gerçekten çok yoğun gündem belirlemişsiniz. Çok haklı şeyler tabii mutlaka ama şunu da söyleyebilirim. Benim tabii burada temel görüşüm şu, biraz daha gündemi etkili ve dar tutarsak daha iyi olacağımızı düşünüyorum diye sadece naçizane bir önerim var. Tabii şöyle başlamak istiyorum, değerli Onur Kurulu Başkanımızın son cümlesine hareketle, değerli arkadaşlar, gerçekten tarihe, mesleğimize, geleceğimize ve çocuklarımıza olan çok önemli bir görev yapmak durumundayız. Şu dönemimiz o dönemdir. Dolayısıyla buradan gerçekten mesleğin sorunları diye ortaya koyduğumuz şeylerin aslında birçoğu mesleğimizin kendi sorunları değil. Değerli Genel Başkanım dedi ki bizim meslek sorun üreten bir meslek dedi. Başka bir ortamda gene aynı ifadeyi duymuştum. Aslına bakarsanız bizim mesleğimiz sorunu kendi içinde üretmiyor. Bizim mesleğimiz sorunu gerçekten bağımlı bulunduğu, aşamadığı siyasetten, bürokrasiden ve bizi memur gibi gören kamu kurumlarından kaynaklı olarak sorun üretiyor. Dolayısıyla mesleğin kendi içinde bir sorunu yok. Sadece kendi içinde değişimi var. Değerli arkadaşlarım, bunu böyle ifade etmek gerekiyor. Çünkü sevgili Onur Kurulu Başkanı'na dediği bir süreç var meslekle ilgili. İşte sürece geçiyoruz. Doğrudur. Meslek değişim, kabuk değiştiriyor. İşte yarın kısmet olursa bir etkinliğimiz var bizim Kadıköy'de bölgesel olarak. E-faturayla ilgili tesislerimizde ortaklaşa bir etkinliğimiz olacak. Şimdi orada da tabii bunları işleyeceğiz ama
Süreç oraya gidiyor. Burası bir gerçek. Meslek kendi içerisinde değişim yapıyor. Ama meslek aslında bakarsanız direkt kendisine bağlı. Sorunları yok. Tabii mesleğin sorunları maddesinden başlamış oldum ama onu da devamını söyleyeceğim. Çok kısa belirtmek zorundayız. Çünkü çok fazla arkadaşımız var. Gündemle ilgili çok söylenecek şeyler var ama birkaç cümleyle geçmeye çalışacağım. Bütün arkadaşlarımdan da nacizane onu isteyeceğim. Çünkü dolayısıyla bu gündemi bu şekilde yapmazsak tamamlayamayız. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün tabii güzel bir başlangıç oldu. Anıtkabir ile başladık. Değerli Onur Kurulu Başkanımızın ifadesiyle biz oraya timsah gözyaşları dökmek için gitmedik. Gerçekten onurumuzla, şerefimizle bu ülkeye sahip çıkmak adına neler yaşandığını bir kez daha görmek için gittik. Her gelişimde, Çanakkale'ye gittiğimde ve buraya gelişimde her seferinde arkadaşlarımla çıkarken söyledim. Gerçekten dayak yemiş gibi oluyorum. Çok duygulandım, çok etkilendim. Bu anlamda sizleri kutluyorum değerli başkanım. Mesleğimizin sorunlarla ilgili yapılacak tek şey şu. Birkaç tane çok özel sorunumuz var. Bunlardan en önemlisini şöyle biz gördük. Yönetim kurulu arkadaşlarımla da bunları istişare ettim, paylaştım. O da şudur. Gerçekten meslekte yaptığımız işin değersiz hale gelmesi. Bu mutlaka diğer arkadaşlarım da buna katılacaktır. Şu anda yaptığımız işin gerçekten yaptığımız kimseler nezdinde gittikçe değersiz hale geldiği bir süreci yaşıyoruz. Bunu yeniden gerçek saygınlığına kavuşturmak gibi bir derdimiz var. Haksız rekabetle ilgili zaten temel sorunlarımızdan birisi de o. Değerli başkan söyledi işte 3-4-5 Nisan'da sanıyorum okulun da dahil olduğu Kuşadası'nda bir organizasyon olacak. Kurullarımız çalışıyor ama bununla ilgili kurum içerisinde daha etkin bir şeklin, bunu önlemek adına daha etkin bir şeklin nasıl yapılması gerektiği ya da yaptırımın nasıl olması gerektiğini tartışmamız lazım. Değerli arkadaşlar, birinci önceliğimiz bence bu olması lazım. Çünkü bu kurullar kurulduğundan beri gerçekten raporlarını okuyorum, dönem dönem bakıyoruz, hepimiz görüyoruz ama çalışma çok etkin, kurum çalışıyor ama gerçekten fiili anlamda meslektaşlarımız buna sahip çıkamıyor. Daha etkin belki yaptırım gerekiyor, belki cezai müeyyide gerektiriyor. Bu anlamda daha etkin çalıştırmak için bir çözüm bulmak gerekiyor. O da TÜBİMOB'umuzun belki genelgeyle yapabileceği bir şey, belki cezai müeyyide şartını koyarak yapabileceği bir şey. Çünkü bizim meslektaşlarımız maalesef cezai müeyyide olmadan etik denilen olguyu pek de sahiplenmiyorlar. Bunu buradan söylemek gerekiyor maalesef. Sadece etik davranın demeyle bu haksız rekabet çözülmüyor değerli arkadaşlarım. Tabii bir diğer konu şudur. Bizim çok meslek mensubumuz şimdiye kadar birlikte dönem içerisinde ne kadar zorlaştırırsanız zorlaştırın mesleğe giriş maalesef her yelpazeden olduğu için yani bütün okullardan maalesef mesleğe girilebilecek bir pozisyon var. Yelpazesi geniş bir mesleğimiz olduğu için okullar bazında söylüyorum. Herkes bu mesleğe saldırdı. Ne kadar sınava girişle ilgili engellemeler yaparsanız yapın, belli bir sayıda, belli bir konuda meslektaşımız oluştu. Bunlarla ilgili tabii mesleğin planlaması ve meslektaşın planlaması anlamında adımlar atılmalıdır. TÜBİMOB'umuzun değerli yöneticileri de buradayken bunu söylemem icap ediyor. Çünkü biz önce mesleği sonra meslektaşı planlamak zorundayız. Daha önceki bir toplantının birisinde noterlere örnek vermiştim. Kota koymuşlar. Bir derece kotalarla, belli bölgelerle, işte belli sıralarla meslek mensuplarının işte onayını, büro açılış onaylarını ya da bölge onaylarını, yer onaylarını veriyorlardı. Onlar gibi yapabilir miyiz diye. Sadece bir düşüncedir bu. Belki hayata geçebilecek bir şeydir. En azından meslektaşın planlanması adına, belki haksız rekabeti de biraz daha azaltmak adına olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, gündemde sempozyum koymuşsunuz. Bence o sempozyumu hiç yazmasaydınız daha iyiydi. Naçizane önerim tabii. Ben de bu genel merkezde bir dönem görev yaptım. Zor şey tabii biz ESET tatili bir sempozyum havasında, yarı sempozyum havasında yapmak için çok büyük mücadele verdik. Burada birçok arkadaşım belki de şahit olmuştur. Orada bile çok büyük emek vardı. Çok zor geçiyor. Yani biz gönüllü örgütüz. Kaynak açısından da gönüllü örgütler zor çalışıyor bu anlamda. Çok büyük özveri gerekiyor. Sempozyum odalarımız zaten sırayla yapıyor. İşte Ankara, İzmir, İstanbul odası her sene bir sırayla yapıyoruz. Zaten paydaşız, ortağız. Herkes aynı paydada. Hem dernek üyesi hem oda üyesi. Dolayısıyla sempozyumla ilgili demiyorum ama bir şey için daha kutluyorum.
sevgili Edip Tüz abimizi, rahmetli abimizin adına futbol turnuvasını sen düzenlemeyi düşünüyorsunuz. Onun için gerçekten sizi kutluyorum. Bunu devam ettirmek önemli bir şeydir. Tabii bir dileğim de arkadaşlarımla yine görüştüm. Mümkünse eğitsel tatilin önemliydi. Ailelerin birleşmesi, buluşması ve değerlenmesi açısından. Yani eğitim kanadının çok çok önemli, çok çok sempozyum havası olması da gerekmiyor. Ailelerin kaynaşması açısından belki kısa bir açılıştır. Bir günlük bir eğitimle, yarım günlük bir eğitimle onun o geleneğimizi devam etmesi önemliydi. Güzel şeyler yaşamıştık geçmişten bugüne. O geleneğin bence kapatılmaması, bırakılmaması lazım. Turlar da düzenleyebilirsiniz ama eğitsel tatil bu deneyim. Mali tatil sürecinden sonra kazanılmış hakkımızın devam etmesi anlamında önemliydi. Yani bir mihenk taşıydı. Çünkü mücadeleden sonra mali tatil ortaya konuldu. Yani her ne kadar bizim istediğimiz çapta mali tatil değilse bile onun için bunu devam ettirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bağımsız denetim süreciyle ilgili bir konu önümüzdeki süreçte anlatılacağını söyledi Sayın Genel Başkan. Sayın Onur Kurulu Başkanım da yeteri kadar ifade etti. Bu konuda söyleyecek tek bir şey vardır. Maalesef dünyada örneği olmayan ve sadece bizim ülkemize has bir kurul var ortada. Bu kurul da maalesef hem mesleğimiz adına hem meslektaşımız adına büyük bir tehlike oluşturdu. O da şudur. Kamu Gözetim Kurumu adı altında kurdukları bu kurul maalesef ben siyaseten burada yoksam sandıkta kazanamıyorsam kanunla bunu kazanırım. Burada bunu hakimiyeti kurarım. Burada örgütlenirim anlamında bir gözdağı kuruluydu. Ben hiçbir zaman şunu aklımdan çıkarmadım. Bunun üzerine durmamız lazım değerli arkadaşlar. İş süreci devam eden arkadaşlarım mecburen bu belgeyi alacaklardır. Devam edeceklerdir. Çünkü maalesef iş süreci devam eden arkadaşlarımızın işle devam etmesi buna bağlıdır. Ancak bunun bir iş olduğunu, mali müşavirlik mesleği altında bir iş olduğunu, denetimin gerçekten bizim genel başkanımızın söylediği gibi 3568 sayılı yasanın içerisinde mali müşavirliğe bağlı bir iş olduğunu, işlerimizden bir tanesi olduğunu unutmamak lazım. Bu anlamda mücadele vermek gerektiğini inanıyorum. Çok daha söyleyecek şey var ama kısa konuşmak adına beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 19'lu başkanlar kurulu toplantımızın hayırlar getirmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum ben. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, konuşmasını yapmak üzere TÜRMOK Genel Sekreterimiz Hüce Akgömür'ü sözü kendisine veriyoruz.